Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar tarafından açıklanan üniversitelerde yüz yüze eğitim kararının kurallara uyulduğu müddetçe sıkıntısız geçeceğini düşündüğünü söyledi. Profesör Doktor İlhan yaptığı açıklamada yükseköğretim kurumlarına yeni dönem için hedeflenen yüz yüze eğitim kararının öğrenciler kadar akademisyenleri de mutlu ettiğini ve gerekli önlemler alınması halinde bir problem olmayacağını belirtti. Bilim kurulu üyesi İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü ülkemizde biliyorsunuz 8 milyon üniversite öğrencimiz var. Öğretimlerinde sayarsak çok ciddi bir rakama bu erişiyor. Dün Sayın Gök Başkanımız Erol hocamız üniversitelerimizin rektörleriyle buluştu, bir araya geldi. Yeni dönemle ilgili vizyonunu rektörlerimizle paylaşmış hocamız. Ee, yeni dönemde bir kere pandemi dönemi biliyorsunuz zor bir dönem. Hepimizin zor süreçler yaşadığı ama üniversitelerin eğitim aksatmadan devam ettirdiği, yüz yüze olmamanın getirdiği, belki ruhsal olarak insanları etkileyen süreçler de olsa eğitimlere devam ettiği bir süreç oldu. Bu dönem önümüzdeki dönemde ise baktığımızda yüz eğitimin temel önceliği olduğunu dün Sayın Gök Başkanımız Erol Hoca açıkladı. Buna göre de bütün üniversitelerinde gerekli önlemler alarak hem programların özelinde hem de iller ya da bölgelerin özelinde pandemi koşulları veya kendi imkanları doğrultusunda da değerlendirme yapmaları, eğitimi yüzde olabildiğince yapmaları gerekecek. Sadece uygulama içeren programlar var ya da çok büyük çoğunlukla uygulama içeren programlar var tıp gibi. Daha çok uygulama içermeyen programlar var ve bunların içerisinde de olabildiğince yüksek öğretim kurumu tarafından hazırlanan güvenli kampüsü rehberi ve uzaktan eğitim rehberi doğrultusunda öğrencilerin risk alacak davranışlar içerisinde bulunmadan, öğrencilerin risk yerlerde bulunmadan, sınıfların havalandırılmasıyla, ders saatleri saatlerinin blok yapılmaması, ders saatlerinin belli bir kısalıkta tutulmasıyla üniversitedeki öğretim üyelerimizin idari personelimize destekleriyle beraber sürecin yine yüz yüze başarılı bir şekilde devam edeceğine inanıyorum ben. Üniversitelerimiz de Sayın Yok Başkanımız da belirttiği gibi sürece bir hayli hazırlıklıydı. Zaten sürecin öncesinde de yüzde 40 düzeyinde programların uzaktan olabileceği konusunda bir yaklaşım benimsemişti Yüksek Öğretim Kurulumuz. Biz hepimiz hazırlıklarımızı buna göre gerçekleştirdik. Böylece yerine göre hibrit olmakla, yerine göre yüz eğitimin daha fazla olması, yerine göre uzaktan eğitim alacak dersen uzaktan eğitim alınması yoluyla hem öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamaması, uygulama eğitimlerinin özellikle sahada yerinde gerçekleşmesi ama teorik eğitimle ilgili de çok kalabalık sınıflarda riski olmaması için gereken önlemlerle beraber, dediğim gibi güvenli kampüs rehberi ve uzaktan eğitim rehberiyle beraber süreç ilerleyecek. İnşallah güz döneminde hani nasıl çocuklarımız okullarına kavuşuyor diye seviniyoruz. Biz de öğrencilerimize kavuşacağız. Kampüslerimiz yine öğrencilerimizin sesleriyle şenlenecek. Bir arada olacağız. Hem eğitim alacaklar hem sosyal hayatlarına katkıda bulunacaklar. Tabi bu Türkiye'nin geneli için geçerli. Aslında üniversitenin açılması sadece büyük şehirlerimizi, Ankara, İstanbul'u ilgilendirmiyor. Bunun dışında bakarsak tüm Anadolu'daki şehirlerimiz öğrencilerini bekliyorlar. Çünkü il dışından gelen pek çok öğrenci var pek çok şehrimizde de. Keza bize de büyük üniversitede baktığımızda, Ankara'daki üniversitede İl dışından gelen çok fazla öğrenci var. O yüzden öğrencilerimiz de kendi dönemleri uyarlarsa, örneğin kampüse girdikten itibaren tamam maske takılması, maskenin çıkarılmaması, fizik mesafeye dikkat edilmesi yolunu benimserlerse sürecin daha rahat geçeceğine inanıyorum öneri açıkçası çok mantıklı ve çok akılcı bir öneri. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımızın önerisi. Çünkü kişilerin birbirini enfekte etmemeleri gerekiyor. Tabi bu şu anlama gelmiyor. Aşıl olan kişi de enfekte olabilir, aşılı olmayan da olabilir. Ama aşılı olmayan riski daha yüksek. Böyle bir yaklaşım benimsenmesi çok doğru olacaktır. Bunun ötesinde tabi her gencimiz yurtta kalmıyor. Ee, evlerde kalan gençlerimiz var ve öğrenciklerin hepimiz yaşadık, evlerde kalabalık olma bir araya gelme söz konusu olabiliyor. Benim buradan tüm gençlere tüm öğrencilerimize çağrım olabildiğince az sayıda kalabalık olmaya, gayret etmeleri, kalabalıkta bir araya geliyorlarsa evde, yurtta, diğer mekanlarda mutlaka ortamın temiz hava ilhavlandırılmasına imkan vermeleri ve e, yoğunluğu azaltmaları ve bir araya geldikleri yerler özellikle kapalı yerlerde de maske takmaktan vazgeçmemeleri. Eğer bunları uyarsak önümüzdeki dönemi daha başarıyla, daha öğrencilerimize bir arada yüzle rahatlıkla geçirebiliriz düşüncesindeyim. Tabii öğrencilerimizin aşı olması hem kendilerini hem arkadaşlarını hem de e, olası enfeksiyonları ailelerine taşımalı yönden de doğru bir koruyucu yaklaşım olacaktır.